Kütahya Belediyesi satın aldığı çöp toplama, temizleme ve taşıma araçlarının tanıtımını yaptı. Belediye Başkanı Ali Mışık, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Ziraat Mahallesi Pazartesi pazar yerinde alınan 31 yeni aracı basına tanıttı. Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Mışık, belediyenin bugüne kadar çöp toplama ve temizleme işlemlerini kiralık araçlarla yaptığını hatırlattı. Kiralık araçlara para ödemek yerine o parayla araçları belediye olarak satın aldıklarını söyledi. Şimdi bugün itibariyle sizlerin de sergisine açtığımız 31 adet çöp aracı. Detayını veriyorum. 2 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı. 6 adet yine hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, kapasitesi farklı. 6 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı, yine kapasitesi farklı. 1 adet mini çöp toplama aracı, 1 adet konteyner yıkama aracı, 2 adet hidrolip, 2 adet arazöz, 1 adet farklı kapasitede başka bir arazöz, 2 adet çift kabinli damperli kamyon, 3 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet yol süpürme makinesi, yine 1 adet farklı kapasitede yol süpürme makinesi, 2 adet elektrikli yol süpürme makinesi, 1 adet de atık kağıt toplama aracı olmak üzere 26 aracı 31 araca yükselttik. 22 adet de servis aracı olmak üzere toplamda 58 adet araca 16 milyon 304 bin TL para ödeyerek Kütahya'nın malı yaptık. Başkan Işık, Kütahya'nın emanetine sahip çıktıklarını söyledi, emeği geçenlere teşekkür etti. Kütahyalı hemşerilerimizin bize emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Her şeye rağmen, her türlü aleyhte konuşanlara rağmen bu rakamları Kütahyalı hemşerilerimin bilmesini arzu ederim. Araçlarımızın edinilmesinde emeği geçen, başta ilgili başkan yardımcılarımız olmak üzere tüm birim müdürlerimize ve tüm belediyemiz çalışanlarına ayrı ayrı huzurunuza teşekkür ediyorum. Konuşmanın ardından çöp toplama, temizleme ve taşıma araçları dualarla hizmete girdi. Araçlar daha sonra şehir turuna çıktı.